videoyu açtım ya. Arkadaşlar bir Türk evinde olduğumuz ne kadar da belli. Adeta ilk denemesi ve harika bir sonuç. Bakalım tadı nasıl olacak. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Tadım mı yapacağım bakalım nasıl olacak. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Fena bir şey olmuş ya. Biz bu işi gerçekten başarmışız. Çok seviyoruz ya adamı. Aynen. Aynen. Ya adam neler yaptı be. İşte Erhan'ın kitaplığı bunlar. Aynen. Çok hızlı. Bunlar bitirdiği kitaplar. Hep her gece burada çalışıyor. Niye o vakitti ya? Niye böyle oluyor? Çok mu zevkli? Camdan dolayı mı yapıyor acaba? Yalnız manzara yalnız harika. Mısır. Açılan Crown Malikanesi'ni, kumarhanesini görüyoruz şu anda. Henüz inşaatta. Bir adım bir adım atıyoruz. Yanında ben seslendirmek istiyorum. Parka belirli şeylerin sokulması yasak. Şu an hatırlamıyorum ne olduklarını ama neydi ya parka sokulması yasak olan şeyler? Keyif verici maddeler. Sandalye falan da yasaktı. Sandalye, tente. Yüksek çayırlar yasak. Normal beach sandalyelerine sokabiliyorsun. Beach sandalyesi ne ki zaten? Böyle bir karış olan sandalyeler var ya. Ya şu işte cadde bostan sandalyesi ya. İçine onlar yasak mı? Aynen. Cadde, hayır onlar yasak. Onlar değil. Bizim evdekilerden değil mesela. Aynen. Tabure, tabure. Tabure sokabiliyor. Çadır yasak. Kahvehane taburesi. Evet, an itibariyle alana giriş yaptık. Dejavu oldum. Evet, geçen sene de buradaydık. Parkın sağı salı yalnız. Sağı solu çok fark etmiyordu. Ya şimdi sağlı sollu geldi konuşmuyor. Bunlar Türkiye açtı bunlar. Geri git. Gerçekten en güzel buralardan izleniyor işte. Biz gidip gerizekalılar gibi en öne geçmeye çalışmıştık geçen sene. Sonra arka tarafa gelmiştik. Şu an en güzel buralardan, uzak yerlerden izleniyor. Ay ayağıma kum geldi. Hadi herkes tek tek yeni yılın kutlu olsun falan diyelim. Ya saçmalama hayatım ben manyak mısın nasıl ya? Geliyor. Geçen seneki noktamız Bradfield Park'tayız. Kiribil'de, North Sydney'de yani Kuzey Sydney'deyiz. Şu an genç kızların gözde ismi Erhan yanımızda. Kapıyım ben, kapıyım. İşte kapıymışım ben. O Beşiktaş formalı yazılımcı arkadaşı yanımıza getirdik. Çok istendi, çok tekrardan buluşun dendi. Bütün sorularınızı sorun bana. Muhabbetini ama beğendik. Ama cevaplamam. Merhabalar. Gökhan'ı tanıdınız mı arkadaşlar? Benim taktiği uygulayıp ondan sonra işsiz kalarak. Ayak çalışıyor. Aynen öyle. Geri dönüyoruz. Evet. Bu arada sizin videoda gördükten sonra da bayağı kişi i̇şte ben sizin sevgiyle ananın videosunda falan filan gördüm diye bana da bayağı söyleyenler oldu. Değil mi? Gitgide ünleşiyorsun. Yine geçen seneki gibi hava rezalet. İnşallah yağmur yağmaz. Ne diyorsun? Ben tutmuşum ne diyeyim? Bu arada diğer arkadaşlarımız da var. Onlar da gelecek. Ama yani nereye oturacaklarını da bilmiyoruz çünkü gerçekten nereye çok kalabalık. Bu arada saçım başım dağılmış olabilir çünkü gerçekten çok rüzgarlı ve soğuk. Şu anda üstüme ceketimi de giydim. Geçen sene geldiğimiz parktayız. Bradfield Park'tayız. Geçen sene olduğumuz yerde değiliz. Bu arada Gökhan arkadaşımız bizim için sabah gelip yer tuttu. Onu da şu anda çekmek istiyorum. Evet, tamam. Gökhan saat 10'da geldi. Gökhan şuraya bir gösterse aslında yandığı miktarı. 10'da geldi. Aslında şu anda bulunduğumuz yer gerçekten çok güzel bir yer. Yani hani hem Opera Havuzu'nun dibindeyiz. Şu anda arkamda Harbour Beach var. Geçen sene Harbour Beach'ten görüntüler alamamıştık. Aslında Harbour Beach'ten de çok fazla havai fişekler gönderilmişti. Ama maalesef bulunduğumuz yerden ötürü orayı çekememiştik. Bu sene artık çekmeyi planlıyoruz. Yani inşallah çekebilirsek elimizden gelen her şeyi yapacağız. Arkada şeyi gördüm bu arada. Sen bunu biliyorsun ama bir kanaldan böyle profesyonel kamera
para getirmişler ve sunucu konuşuyordu. Çok güzel bir yerde konuşuyorlardı ve bir tane bile insan yoktu. Orası benim de aynen. Şu anda göz bebeğim yer orası. Belki oraya doğru yavaştan kaykılırız saat böyle 9 ya da 12'de falan. Çünkü gösteri başladığı zaman herkes bir anda ayağa kalkıyor ve herkes öne doğru cürrağa koşuyor. Aslında öne doğru gitmenin çok bir mantığı yok. Çünkü herkes öne doğru gittiği için ve önde böyle hani dümdüz bir yer olduğu için göremiyorsunuz. Arkalar daha engebeli ve daha uzakta olduğu için görüntüyü fullden böyle insansız alabiliyorsunuz. O yüzden belki yine arkalara doğru gidebiliriz. Ama yine yağmur yağacak gibi, ne olacak? Ben bu sefer yağmurluğumu getirdim açıkçası. Yanımızda kameralarımızı koruyacak kadar sadece böyle bir yağmurluk var. Onun dışında biz ıslanırsak yapacak bir şey yok. Ama en azından kameralar güvende, onu biliyorum yani. GoPro'nun güvende olmasına da gerek yok da neyse. Bırakırken yeni yıldan beklentilerin nedir 2020'den? Benim için çok rutin bir yıldı. Önümüzdeki yıl yeni bir şey yok. Biriyle tanışıp evlenmeyi bekliyorum. Gökhan ve Seda'ya geldi sıramız. Evet. Sizin bu yeni yıldan beklentiniz nedir? Geçen yıla el sallarken düşüncelerinizi alabilir miyiz? Biz Avustralya'ya zaten gelmek istiyorduk. Yani bu başarımı Seda'ya göre başarı değil buraya gelmek ama bana göre başarı. Bayağı büyük başarı canım. Daha ne yapacaksın? 2019'da bunu başardık ama şu an hala öğrenci vizemiz devam ediyor. 2020'deki benim hedefim PR almak. Ben dünyada barış, sevgi, çiçekler. 2020'den evren inşallah evlenir. Ben de işte böyle best man olurum. Ne bileyim böyle bir bekarlığa veda partisi düzenleriz falan. Ama bütün takım böyle... giyeceksin. Takım giyerim, tamam söz. Burnu aktör. Sürekli burnu akıyor. Sinüzitim var mı? Tabii sinüzit. Hep buralar böyle dolmuş. Vallahi dolu. Senin yılın da be 2019. Neden ya öyle? Değil senin mi? De yılındır. İkimizin yılıydı, doğru. Niye? Geçen sene 2019 yılına girmeden önce bazı hedefler koymuştuk kendimize, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Onu görüntülerine koyarız buradan. Benim iki tane hedefim vardı. Bir, iş bulmak. İki, PR almak. Benim de aynıydı. Benim de sevdiğin iş bulması artı PR almak. O kadar hızlı, o kadar farklı bir o kadar bir dönüm noktasıydı ki yani şu anda 2019'dan ne beklerim bilmiyorum. Sanki her şeyi yaptık, tükettik gibi geliyor. Çalışmayız. Bir dakika. Bizim daha kalıcı hedefimiz yok. Aynen. 2019'dan bir de ayrı bir beklentim var. PR alabilmek, yani permanent residency. Yani Avustralya'da kalıcı oturma izni almak istiyoruz. Bir de 2019'dan bunu bekliyorum. Benim için sürdürülebilir iş, iki, PR. Aynen öyle. 2019 benim için dop dolu ve çok güzel bir yıldı. 2020 hedeflerimizi saymak ister misin şu anda kameraya? 2020 hedefi senin de say bakalım. Vatandaşlık diyormuşuz, yuh artık diyorlarmış. Korkunç. 2020 hedeflerimden biri bir tane single çıkarmak. Normalde aslında 12 senedir falan davul çalıyorum ben. Fakat buraya geldikten sonra elektronik müziğe merak saldım. Şimdi çalışıyorum işte biraz üzerinde şarkılarımı. Hatta üzerinde çalıştığımız bir şarkı da var. Bir şarkı da var o da. Yani coverlıyoruz bir şarkıyı, elektronik müziğe çeviriyoruz. 2020'de hedefim onu çıkartmak. Evimizi değiştirmek istiyoruz ama onunla da tam belli olmayan şeyler var. Onları bir planlayacağız, programlayacağız. Ben artık yeni işimde daha da böyle bir yol kat etmek istiyorum. Aslında 2020 yılı biraz daha böyle yerleşme yılı olacak. Çünkü 2019 yılı çok daha renkli bir yıldı. 2018 de bayağı cafcaflı bir yıldı. 2019'da da çok fazla değişiklikler oldu ama 2020 daha da sakin. Ehliyet almak istiyoruz. Ya Anıl hala ehliyetini dönüştürmedi. Ya ehliyeti dönüştürmem lazım. Benim de ehliyeti dönüştürmem lazım. Ehliyet sınavını geçmemiz gerekiyor. Böyle bir sıkıntı da var. Burada araba sürmeye artık alışmak istiyorum diyeyim. Bu arada saat de 7'yi 5 geçiyor. Yaklaşık 5 saat sonra havai fişek gösterileri var. Saat 9'da çocuklar için bir havai gösterimiz var. Yani yaklaşık 2 saat sonra. 5 saat sonra da ana gösteri burada olacak. Bu
arada geçen sene hava gerçekten rezaletti. Onu da şu görüntüleri şuradan izleyebilirsiniz. Bu sene de inşallah öyle bir yağmur yağmaz. Çünkü şimdiden hava soğumaya başladı. Bakalım. Evet, o zaman birazdan yeniden devam edelim. Havai fişeklerin atılmasına bir saat kaldığı için şöyle küçük gösteriler falan hazırlıyorlar. Şov yapan uçakları izleyeceğiz. Öleceğiz. Aynen, soğuktan. Sabah askılıylaydık. Evet. Sabah acayip sıcaktı yani. Gerçekten rengim iki ton attı. Yalan söylüyorlar, hiç soğukmadan. 19 derece. Bu arada Sydney'de gerçekten yeni yıla girme tam bir olay. Şöyle insanlar gördüğünüz gibi önümüzü kapatmış vaziyetteler. Opera House zar zor görünüyor ve daha insanların çoğu da oturuyor. Onlar ayağa kalktığı zaman manzaramız tamamen kapanacak. Geçen sene de aynı şey olmuştu. Ne yaptık? Daha da arkalara gittik. Ve arkalar daha da yüksek olduğu için daha güzel görüntü alabildik. Ama bu sene arkaya da gidemiyoruz. Ama şöyle çekersen belki daha iyi olur. Bu sene şu an arkalara da gidemiyoruz çünkü inanılmaz kalabalık. İğne atsan yere düşmez yani, öyle bir kalabalık ki. O yüzden olduğumuz yerde ekipmanlarımızı kuruyoruz. Şimdi alanı göstereceğim. Çocukcağız burada. O kameradan o ekipmanı, ondan onu çıkarıp birbirine taka taka artık bir... Size en iyi görüntüyü almaya çalışıyoruz. Ben de asiste ediyorum. Aynen. Hava yavaş yavaş kararıyor. Şu anda son aydınlık zamanları diyebilirim. Geçen seneyle bu seneyi karşılaştırmam gerekirse eğer, geçen seneki hava fişek gösterisi 9'da olan bile çok daha ihtişamlıydı diyeyim. Bu sene birazcık daha sönük geldi açıkçası. Sebebinin de Oğuzhan'daki yangınlar olduğunu düşünüyoruz. 12'deki şeyimiz birazcık daha yüksek. Devlet belki de birazcık daha bu masrafları kısıp yangınlara olan masrafları arttırmışlardır diye düşünüyorum. Tren geçiyor. Zor koşullar altında çekim yapıyoruz. Bakalım 12'deki nasıl olacak? Aşkım biraz daha yakından çekseydim. Neyse. Çocuklu aileler gitti ve birazcık daha rahat edeceğiz diye düşünmüştük aslında. Ama gittikçe insanlar geliyor, geliyor, geliyor da geliyor. Hatta şu anda normalden daha da kalabalık. Burada anlayamadığımız başımızda bir saattir şu insanlar bekliyor. Ama asla niye beklediğini anlayamıyoruz. O yüzden birazcık yorgunuz. Evet. Tabii sen rahat rahat sandalyede oturuyorsun. Biz burada rezil gibi. Ben de bütün şeyleri yönetiyorum ama. Ekipmanları. Ne güzel hayat ya. Ben de oraya geçeyim. Ben de ekipmanları yöneteyim. Yönetmez. Oğlum Milli Piyango 80 milyon diyorlar. Şunabilir. Milli Piyango almadım. Hangi? Aa, yürüyüşte almadım. Aa, şu an internetten satın alabilir miyiz? Alabiliriz. Milyoner.com reklama giriyor ama. Evet, hadi alalım. Alalım. Belki dileğin gerçek olabilir. Tabii. Döndür o tarafa. Türk Milli Piyangosu. Ben Avustralya Milli Piyangosu. Oğlum Avustralya niye Milli Piyango diyeyim lan? Hadi açalım ya. Avustralya Milli Piyangosu da var kardeşim. Çabağa gerek yok. Orada saat 4. Yani biz yeni yıldan sonra da alabiliriz. Aynen. Kafa. Beyin bedava. Zehir.